Bugün şehrimizin takımı olan Yukatar Kayseri Spor için sokaklardayız. Yukatar Kayseri Spor, Süper Lig'de çıktığı son maçlardaki üstün başarısını Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek taçlandırdı. Bizler de bugün vatandaşlara Kayseri Spor'u sorarak nabız yokladık. Ve vatandaşların 5 tanesine Yukatar Kayseri Spor, Giresun Spor maçı için maç bileti hediye ettik. Lay 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 lay. O Kayseri. Lay 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 lay. O Kayseri. Kayseri adalı olarak Giresun Spor maçı öncesi Kayseri'deki vatandaşların nabzını tutuyoruz. Şu anda Kapalı Çarşı'dayız ve yanımızda Serkan Bey var. Serkan Bey, önceki sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Serkan Barut. Koyu bir Kayseri Spor taraftarıyım. Kayseri Spor'u canı gönülden destekliyorum. Arma için, forma için savaşsınlar istiyorum. Giresun maçında da inşallah 2-0 kazanacağız diye düşünüyorum yani. Yani kazanmamız gerekiyor. Bir de plaka numaramız olacak bu avunumuz. Bu bizim için çok önemli. Buradan da bütün Kayseri taraftarlarına stada bekliyoruz yani. İnşallah. Peki Kayseri Spor'u bu sezon nasıl buluyorsunuz? Kayseri Spor önceleri pek iktidarlı değildi ama sonradan toparladı. Güzel, hani şu an takım oturdu. Yani korkmuyoruz artık, hani bu oyuncu çıksa yedeğe ne diye düşünmüyoruz. Çünkü yedeklerimiz de güzel. Azimli, güzel oynuyorlar. Beğeniyorum. Yani Hikmet Hoca'yı da tebrik ediyorum. Yani bizi güzel yerlere getirdi. Şu an Galatasaray'dan yukarıdayız yani. Bundan daha mutlu bir şey var mı yani? Evet, sizler koyu bir Kayseri Spor taraftarı olduğunu söylediniz. Dediğiniz gibi arka tarafta zaten Kayseri Spor amblemleri var. Yukarıda 38 yazıyor. İnşallah bu hafta Giresun Spor'u evimizde yenerek puanımızı Süper Lig'de 38'e taşıyacağız. İnşallah. Sizler en son ne zaman Kayseri Spor maçına gittiniz? En son bir buçuk ay önce gittim. Yani iş gereği bazen hafta sonları da açtığımızdan gidemiyoruz ama fırsat buldukça. Ama önceki seneler daha bir coşkuluydu, daha iyiydi. Ben her maça gidiyordum. Gerekirse dükkanı kapatıp gidiyordum ama inşallah bu hafta destekleyeceğiz. Saati uyuyor çünkü. Gideceğiz. Gündüz olunca hani sıkıntı oluyor iş yerimiz olduğu için ama akşam kesin. Peki stadyuma gittiğiniz o anda, o ambiyansı gördüğünüzde, formanızı giydiğinizde ne hissediyorsunuz? Duygulanıyor musunuz? Yani deşarj oluyoruz. Kendimizi boşaltıyoruz. Yani hakeme karşı duygularımızı ifade ediyoruz. Yani onun için iyi oluyor. Seviyoruz. Serkan Bey, biz bugün bu hafta Giresun Spor maçı öncesi Kayseri adalı olarak vatandaşlara 5 tane maç bileti hediye etmek istiyoruz. Ve bir tanesini size hediye etmek istiyorum. İnşallah. Hayırlısı inşallah olur. Cumartesi günü saat 16.00'da beraber taraftar olarak Kayseri Spor'umuzu desteklemek istiyoruz. İnşallah. İnşallah hep beraber canı gönülden de Kayseri halkını bekliyoruz yani inşallah. O zaman abi bu hafta Kayseri Spor için stadyumda bağırır mıyız? Bağırırız tabii. Takımımızı destekler miyiz? Desteklemen olur mu? İnşallah 3 gol atarız da hani 4-4 diye bağırırız, 5-5 diye bağırırız. Hani demek istemiyorum, daha hani bunun ne tezahüratları var en sevdiğim de onları söylemiyorum burada. Ya oradan 3 puanı alıp plakamızı buluruz. Aynen. İnşallah plakamızı bulacağız ve yukarı doğru Avrupa Kupalarına, Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'ı eleyip finale kalmayı canı gülden istiyoruz ya. Kayseri Spor'la ilgili neler düşünüyorsunuz? Bu sene sizce Kayseri Spor ne durumda? Bence gayet güzel durumda. Son oynadığı maçta bakarsak gayet güzel bir maç sergiliyor. Oyun performansı sergiliyor. Bu yüzden Memleket Spor Gümü tebrik ediyorum. Son maçta olan Giresun'la yapacağı olan maçta da başarılar diliyorum. Buradan selamlar. Cumartesi günü evimizde Giresun Spor'u konuk edeceğiz. Sizce evet. Bu maç kaç kaç biter? Kayseri Spor'umuz evinde Giresun Spor'u yener mi? Tabii ki de yener yani. İnanıyorum. İnanmak başarmanın yagısıdır. Ben de inanıyorum ve başarmanın yagısını kabullenmiş oluyorum. Bence gönül ister ki 5-6-0 gelsin ama bence 2-1 biter diye düşünüyorum ve takımımızın yeneceğini düşünüyorum. Bizler size bu maç için maç bileti hediye etmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hep beraber cumartesi günü Kayseri evet. Spor'u taraftar olarak destekleyip tezahüratlar yapmak istiyoruz orada. Kesinlikle katılıyorum, aynen. Evet. Bu sezon Kayseri Spor'u nasıl buluyorsunuz? Süper Lig'de ne durumdayız sizce? Şu anlık Kayseri Spor iyi gidiyor yani. Bence taraftar desteğini tamamen arttırırsa daha iyi olacağına inanıyorum. Şimdi mesela biz 2 haftalığına geldik buraya. Onda bile Kayseri Spor'un maçlarına gidiyoruz. Tüm kaç senedir burada olan taraftarların biraz daha maçlara gitmesini falan gerekiyor yani. Peki ya sizce Giresun Spor maçında, evimizde oynayacağımız maçta maç kaç kaç biter? Kayseri Spor evinde Giresun Spor'u yener mi? Valla Hatay'ı dörtledik. Galatasaray neyse diyelim yani, şansına berabere kaldık ama burada Giresun'da şansları beş, yok beş ya. Giresun'un şansı yok diyorum yani. Giresun'u beşleriz diyorsun. Aynen olursam öyle. 2-1 diyebilirim.
2-1, 5. Biraz gerçekçi. 5 atarız diyorsun. Biraz gerçekçi olursa ben de 3-0 falan biter gibi. Ama gönlümüz tabii ki 5'ten yana. Aynen öyle. Peki Kayseri Spor için stadyuma gittiğiniz zaman, formayı giydiğinizde, zaten forma almışsınız görüyorum, elinizde formanızı da gördüm. Daha demin içeriden gidip aldınız. Ne hissediyorsunuz formayı giydiğinizde? Kayseri Spor sizin için ne ifade ediyor? Yani Kayseri Spor, Kayserili olduğumuz için bizim için çok güzel bir şey yani. Şehrimizin takımı. Aynen öyle. Onu Trabzon'da da destekliyoruz. Zaten Trabzon'daki maça da gideceğiz. Onun için aldık formayı zaten. Yani gurur duyuyoruz. Şu an Kayseri biraz daha üstlere çıktıkça daha güzel olacak yani. Bizler bu hafta Giresun Spor maçı için sizlere maç bileti hediye etmek isteriz. Maçı tribünden hep beraber izleyip takım için destek verip tezahürat yapmak isteriz. Tabii ki. İnşallah. Yaparız yani. Elimizden geldiğince her türlü desteğe hazırız. Kayseri Spor için her şeye varız diyorsun. Varız. Yani burada kısa bir zaman içerisinde de olsa tatildeyiz şu an. Gerçi tatil bitecek, döneceğiz ama her şeye varız yani. Tatilimiz cumartesi akşam bineceğiz mesela. Maç ondan maça gidip sonra bineceğiz. Aynen öyle. Yani. Maçı izleyeceksiniz. Aynen daha öyle. Sonra yorgun. Hiç yorgunu dinlemeden memleketinize geri gideceksiniz. Aynen öyle. Kayseri için. Her şey Kayseri için. Aynen öyle. Evet efendim, şehrimizin takımı olan Yukadar Kayseri Spor'la ilgili vatandaşlara soru sormaya devam ediyoruz. Şu anda bir abimizle birlikte Kayseri Spor'u konuşacağız. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Murat. 35 yaşındayım. Esnafım. Ve bu arada büyük bir Kayseri Spor taraftarıyım. Kayseri Spor'da şu son zamanlarda yaptığı transferlerden olsun, gerek taraftar desteğiyle olsun, şu an konumu gayet iyi. Tabii ister istemez sakatlıklar oldu. Mensa sakat, Mehmet Yam'ın Avrupa kupalarına gitmesi falan. Ama takım şu an iyi. Son zamanlarda kupa maçı vardı. Lig maçları gayet iyi. Fenerbahçe'yi yendik ve çeyrek finale çıktık kupa maçında. Aynen. Yani şu an durumu iyi. Hikmet Hoca da elinden geleni yapıyor. Berna Başkan takıma maddi manevi desteği 10 numara. Yani şu an Kayseri Spor iyi bir konumda. İlerleyen zamanlarda daha üst sıralara tırmanacağına inanıyorum. Başarılarını, devamını diliyorum. İnşallah. Peki en son maça ne zaman gittiniz? Kayseri Spor'a en son stadyuma ne zaman desteklediniz? En son Kayseri Spor'a pandemi Covid'den önce Beşiktaş Kayseri Spor maçına gitmiştik. 1-0 kendi evimizde Beşiktaş'ı yenmiştik. Ondan dolayı da pandemiden dolayı da tekrar gidemedik. Ama ilerleyen zamanlarda yine Kayseri Spor'umuza sonuna kadar desteğimizi vereceğiz tabii. Cumartesi günü Kadir Has Şehir Stadyumu'nda sahamızda Giresun Spor'u konuk edeceğiz. Evet. Sizce bu maç kaç kaç biter? Kayseri Spor evinde galip gelir mi? Ve üstün başarısını devam ettirebilir mi? Ya şimdi Giresun Spor'da atlar da tabii ki onlar da üst sıralara tırmanmayı istiyorlar. Ama Kayseri Spor'da üst sıralara tırmanmak istiyor. İnşallah Kayseri Spor'umuz alır maçı. Ben güveniyorum. İnşallah alacaktır yani. Evet Murat Bey, biz bugün Kayseri'den olarak Yukadar Kayseri Spor'a destek olmak amacıyla 5 tane maç bileti hediye edeceğiz. Ve sizlere de bir maç bileti hediye edip taraftar olarak Kayseri Spor stadyumunda desteklemek istiyoruz. İnşallah. Tabii neden olmasın. Gideriz müsait olduğumuz takdirde. İnşallah. Olur yani. O zaman cumartesi günü saat 16.00'da Kadir Has Şehir Stadyumu'nda görüşmek üzere. İnşallah. Tabii. Neden olmasın. Giresun Spor maçı öncesi vatandaşlara sorular sormaya devam ediyoruz. Ve şu anda yeraltı çarşısındayız. Yanımızda Ahmet Bey var. Ahmet Bey'le birlikte Kayseri Spor'un durumunu konuşacağız. Evet Ahmet Bey, öncelikle merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyi, sağ olun, siz nasılsınız? Çok sağ olun, bizler de iyiyiz. Kayseri Spor'u bu sezon nasıl buluyorsunuz? Takım sizce ne durumda? Yani geçen dönem 2-3 sezon kötü dönem geçirdikten sonra bu sene mutluyuz. Daha üstte, daha yukarılara oynayacağını düşünüyoruz. Yani memnunuz takımdan. Şu an bir şikayetimiz yok. Peki maçı en son ne zaman gittiniz? Kayseri Spor'u stadyumda en son ne zaman destekleyip bağırdınız takım için? Vallahi çok yanlış kişiye sordunuz onu. Ben tribünde olduğum için ben her hafta içeride dışarıda, şu an yasak deplasman ama açık olduğu zamanlarda da ben her zaman statta olan birisiyim. Zaten görüyoruz, daha demin dışarıda baktık. Kayseri Spor forması olsun, baktığımız yerde her tarafta Kayseri Spor amblemleri yer alıyor. Peki bu hafta Giresun Spor maçı sizce kaç kaç biter? Kayseri Spor'umuz evinde yener mi Giresun Spor'u? Şimdi zaten biz kapalı kale olarak bir slogan başlattık. Şu anda plaka 38 yakalayacağız. Şu anda 35 puanımız var. Galip geleceğimizi düşünüyorum. 2-1, 2-0 o civarda 38 plakayı yakalayacağız inşallah. Ben bir de Fenerbahçe maçına parantez açmak istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda Ziraat Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 inerek çeyrek finale çıktık. Sizler bu maçta neler hissettiniz? İzlerken maçı duygulandınız mı? Ne durumdaydınız? Ya, tabii ki yani bir de maçın son saniyede, son atakta gelmesi hepimizi gururlandırdı. Ama işte
İşte hocamızın da dediği gibi ondan sonraki rakip Beşiktaş çıkıyor. Sonra işte Galatasaray elendi. Ondan sonraki şimdi şöyle rakip Beşiktaş çıkıyor. İstanbul'da oynuyorsun ve Trabzon'da diğer takımın galibiyle finale oynuyorsun. Yok yani çok çelişkili bir kura oldu. Biraz şanssız oldu ama onları da eleyeceğiz inşallah. Peki Kayseri Spor formasını giydiğiniz zaman, takımı desteklediğiniz zaman neler hissediyorsunuz? Yani bunu tarif edemeyiz. Yani bu farklı bir şey. Kayseri Spor formasını, kıyafetini giydiğimiz zaman her zaman memleketimize nasıl sahip çıktığımızın bir simgesi olarak görüyoruz kendimizde. Bizler bugün cumartesi günü oynanacak maç için 5 tane maç bileti hediye ediyoruz. Takıma destek olmak için. Sizlere de bir tane maç bileti hediye etmek isteriz. Yok benim kombinem var işte bunu başka bir arkadaşlara benim yerime dışarıdaki herhangi bir arkadaşlara hediye edebilirsiniz. Bu davranışınız için de size çok teşekkür ederiz. Böyle şeyleri yani bütün medyadan bekliyoruz. Kayseri sporumuzun daha çok göz önüne çıkabilmesi için sizlere de bu vesileyle teşekkür ederiz. O zaman bizler sizler adına Kayseri'de yaşayan bir vatandaşa maç biletini hediye edeceğiz. Tabii ki çok sağ olun çok teşekkürler.